Ben Erdin Çamaç. Ben Yenge. Fotoğraf çekmek kolaya. Hoş geldiniz. Sevgili dostlar, aşağı yukarı 2 hafta oldu mu seçil ben içerik yayınlamayalı? 2 hafta olmuştur. Şöyle alayım. Herhalde olmuştur çünkü. Tabii. Yaklaşık 15 gündür falan ben burada yokum. Tabii oldu. Şimdi birinci bölüm niye gecikti? Yani daha doğrusu içeriklerin gecikmesiyle ilgili. Birincisi keyifli bir sebepten dolayı taşındık. Çok daha keyifli bir eve taşındık. Daha geniş bir eve taşındık. Hatta odalardan bir tanesini de ben şey haline getiriyorum, stüdyo haline getiriyorum ki sizlere çok daha keyifli içerikler yapayım diye ama son 3 ay oldu mu seçil? 3 ay daha yoğun. 3 ay daha yoğun bir biçimde. Şöyle biraz daha seni alayım ki mikrofona yaklaş. 3 ay daha yoğun olmakla beraber yengeniz ne yazık ki babasıyla epey bir uğraştı. Değil mi seçil? Evet, babam uzun zamandır hastaydı ama son 3 ayı daha bir kötüleşmişti. Ne yazık ki daha pazartesi akşamı da kaybettik kendisini. Salı sabaha karşı daha doğrusu. Salı sabaha karşı kaybettik. İşte dostlar bildiğiniz gibi gereken işlemler yapıldı. Defin işlemleri, bildiğiniz klasik işler. İşte sonra Allah'a emanet yeri de koyduktan sonra şimdi bunu döndük. Lütfen şey olarak almayın. Yani bir ajitasyon olarak almayın. Ben hep söylediğim bir şey var benim kanalda. Biz bir aileyiz. Değil mi Seçil? Yani biz bir aileyiz. Sizi hepiniz öyle kabul ettiğimiz için gecikme sebeplerini anlatalım istedik size. Bir de sizlerle beraber sevincimizi paylaşırken acımızı da paylaşalım istedik. Ya evet. Yani. Seçil. Yani Seçil'cim başımız sağ olsun. Yani evet. Ha. Dostlar sağ olsun. Hayatın gerçeği şimdi, her evde var. Evet. Bugünkü yani daha doğrusu bu içeriğimi sevgili Ömer Turan Domaç. Benim 44 yıldır, daha doğrusu 40 yıllık kayınpederim ama 44 yıldır babam olan insana atfedeceğim için. Biz düşündüm, taşındım. Karanlıkta fotoğraf çekmek ile ilgili bir içerik yapayım dedim. Hani çünkü aslında bayağı da bir bağlantısı var, bayağı da bir ilgisi var. Çünkü güzel fotoğraf, gece çekilen güzel fotoğraf karanlıktaki ışığı bulmakla bağlantılı da o yüzden sevgili dostlar. Yani tabii biz inancımıza göre de işte her göçen ruhun ışıklar içerisinde olmasını istiyoruz. Böyle de bir arzumuz var. Allah rahmetiyle rahmetlendirsin. Işıklar içerisinde olsun diliyoruz hepimiz. Herkesinki için de öyle. Yani durum bu. Evet, yani nur ile ışık aslında aynı kelime. Yani nurlar içerisinde yatsın ile ışık, yolu ışık olsun aslında aynı anlama geliyor. Tabii. Aynı anlama elbette geliyor. Evet. Şimdi sevgili dostlar, karanlıkta fotoğraf çekmeye gelince genellikle yapılan bir takım hatalardan önce bahsedeyim. Karanlığın güzelliği o az ışığın peşine koşmaktan kaynaklıdır. Ve o az ışığı da ortaya çıkartan da karenin geri kalanındaki karanlıktır. Dolayısıyla biri diğeri olmaksızın bir önem arz etmez, bir değer kazanmaz. Ve genellikle herkesin yaptığı ortak hatalardan bir tanesi de gece karanlıkta çekilen fotoğraflarda karanlığı yok etmeye çalışmaktır. Evet, belki de hepimiz biraz karanlıktan korktuğumuzdan dolayı bilinçaltı yaptığımız bir harekettir ama çok samimiyetle söylüyorum. Lütfen karanlık sizin dostunuz olsun. Işığı ortaya çıkartacaksınız. Bunun için yapılması gereken şeylerden bir tanesi elbette doğru ekipmanı elinizden geldiği kadar kullanmaktır. Bu söyleyeceklerim belki elinizde olmayabilir ama hiç önemli değil. Ama birinci tercihiniz çok hızlı bir lens olmalı. Mümkünse bir f1.4 olmuyorsa en azından bir f2. Ha, daha da olmuyorsa f4 ama
Bazı diğer kanallarda seyredeceğiniz gibi işte ISO'nuzu otomatiğe ayarlayın, işte bilmem neyinizi enstantanenizi otomatiğe ayarlayın, efendime söyleyeyim diyaframınızı ayarlayın. Yok öyle bir şey. Gece karanlığında tamamen hakim olmak istiyorsanız tamamen full manuel çekmelisiniz. Neden? Çünkü düşük ışıkta ışığı kompanse edebilmek için, telafi edebilmek için öncelikle eğer makineye bırakırsanız bu işi enstantanenizden yiyecektir. Ve siz aslında net kareler yakalamak istiyorsunuz. Ki bu belli bir enstantanenin altında olmayacağı için ve hani bazı işte otomatik ISO'larda işte ayarlar vardır ya, hani işte minimum ISO 160 olsun, maksimum ISO 3200 olsun, maksimum ISO 6400 olsun, ama işte minimum enstantanemde 1/80 ya da 1/100 olsun. Orada yaptığınız ayar Fujifilm için sadece öneri ayarındadır. Kural değildir, kanun değildir. Siz o ayarı yaparsınız ama Fujifilm işine gelirse 1/15'e kadar vurur aşağıya, 1/20'ye kadar vurur. Bazen de siz istediğiniz netlikte kara yakalayamazsınız. Bundan dolayı bütün hakimiyetin sizde olmasını istiyorsanız full manuel çekin. Birinci kural bu. Ne yapacaksınız? Öncelikle ISO'nuzu minimumdan 1/100'e ayarlayın ki herhangi bir hareketin çok da altına kalmayın. Tabii elbet bu lensinize göre değişiyor. Daha önce de anlatmıştım ben size bunu ama lensinizin en az x2 enstantaneyi ayarlayın. Söz gelimi 30 milimetrelik bir lensiniz varsa minimum enstantaneniz 1/60 olsun. Ya da 50 milimetrelik bir enstantaneniz varsa da bu 1/100 olsun. Ama ben genellikle 1/80'in altına pek tercih etmem gece çekimlerinde. Bunu da mümkün olduğu kadar 1/100'e çıkartırım. İşte orada kuvvetli bir lensin size kazandıracağı stop çok önemli. Çünkü enstantanenizi, pardon çok özür dilerim, ISO'nuzu daha az kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Şimdi tabii her kamera için konuşamam bunu ama tecrübelerimden edindiğim kadarıyla bugün X-T4 için, X-T3 için, X-S10 için, X-T31 ya da 2 için, X-Pro 3 için benim gördüğüm kadarıyla 6400 ISO'ya kadar hiç sıkıntısız kare çekersiniz. Yani ya bir de ne var biliyor musunuz? Gren kavramı fotoğraf ve videonun bir yerde de doğasında olan bir şeydir. Ondan da çok korkmamanızda fayda var. Yani bir resmi, bir fotoğrafı ya da bir videoyu aşırı netleştirmek ya da grensizleştirmek adına yapaylaştırmayın da. Gren'den korkmayın arkadaşlar. Biraz gren iyidir bile. Netliğinizi korur, keskinliğinizi korur çünkü karenizde. Dolayısıyla birinci yapacağınız şey enstantanenizin minimum ayarına, daha doğrusu en açık ayarına, eğer bu F1.4 ise F1.4, F1.2, F2 ise F2 ya da F4 ise F4. Ondan sonra da kullanabileceğiniz minimum enstantaneye çektiğiniz sahneye göre, eğer çok duran bir sahne çekiyorsanız ve manuel çekiyorsanız bunu mümkün mertebe 1/60'ın altına çekmeyin. Ve bunları kompanse etme, telafi etmek için de ISO'nuza başvurun. Ama ISO'nuza başvururken gözünüzün gördüğü karanlığı yok etmeyin ekranınızda. O gözünüzün gördüğü karanlık kalsın. Kalsın ki ışık ortaya çıksın sevgili dostlar. Şimdi bunu size, bu anlattıklarımı en güzeli göstermekte fayda var. Biz önümüzdeki 1-2 gece, değil mi Seçil, seninle beraber çıkıp birkaç tane kare çekeriz farklı ortamlarda, farklı ışık ortamlarında. Çünkü gece çekmek büyülüdür değil mi Seçil? Bence büyülüdür. Herhalde buralarda daha da büyülüdür. Evet. İnşallah göreceksiniz. Yani ne diyelim başka? Anlatacağım var mı? Yok tatlım be. Yani karanlığınızın ışığını bulun sevgili dostlar. Benim söyleyeceğim şimdilik bu kadar. Sevgili, bir de bir şey eklemek istiyorum. Sevgili Fotoğraf Çekmek Kolay ailesinin bütün babalarının yarınki babalar gününü kutlarım. Hepinize kutlu olsun. Yarın yayınlayabiliriz Seçil bunu. Yetiştiremeyebiliriz ama. Burayı kesin zaman. Yok en azından yok kesmem ama şöyle diyelim. Belki babalar gününde, belki babalar gününden bir gün sonra yayınlasak da. Efendime söyleyeyim. Gelmiş geçmiş babalar gününüz kutlu olsun.
Evet, tamam. Ben yayın saatini bilmediğim için şu an biraz karışık tabii kafalar. Olsun, önemli değil. Yarına ithafen, hafta içinde de olsa herkesin babalar günü kutlu olsun. Evet sevgili dostlar, Avanos'a geldik. Avanos'un güzel ışıklı geceleri ve eski mahalleye doğru gideceğiz. Eski mahallede bir iki kare çekeceğiz. Evet sevgili dostlar, bir takım kareler çektik. Onları biraz sonra göstereceğim ben size. Tek bir şeyler, yani bazı şeyler hatırlamanızı istiyorum. Öncelikle gözünüzün gördüğünü çekin. Fazlasını ya da aydınlık olmasına filan özen göstermenize gerek yok. Dolayısıyla yaptığım çekimlerde benim gözümün gördüğü ekran ayarımda 640 ISO yeterli oldu bana. Ama tabii lensim hızlı bir lens olduğu için, Sigma'nın F1.4'lük lensini kullandığım için 1 bölü 100 saniyelikte enstantane bana gerekli ayarları yaptı. Lütfen hatırlayın ki gece çekimlerinde ışığı ortaya çıkartabilmek için karanlığı doğru kullanmalısınız. Karanlık, karanlık olarak kalsın, aydınlatmaya çalışmayın. Yoksa kareleriniz amatör çıkar, güzel çıkmaz. Benim size tavsiyelerim şimdilik bunlar. Valla ne diyelim sevgili dostlar, bu içerik hoşunuza gittiyse beğenme butonunu ıskalamayın. Eğer hala abone değilseniz ne yapalım, seçin abone mi olsunlar? Olsunlar ya, biraz artsın artık abonelerimiz, biraz daha artsın. Ki sayenizde bu güzel içerikleri daha geniş kitlelere sizin sayenizde daha süratli ulaştıralım. Valla söyleyecek fazla bir şey kalmıyor sevgili dostlar. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın, ışık ile kalın. Işık ile kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Ben Yenge. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar. Thank you.